Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gençler, Mustafa Meral Çörtü hocanın Arapça dil bilgisi Nahir kitabını okumaya devam ediyoruz. 6. bölümde başlığımız ismi mevsul olacak. El ismül mevsul. Evet, el ismul mevsul manası kendisinden burada tabi mevsul bunu sat harfiyle düzeltelim şöyle sat harfi. Evet, vanası kendisinden sonra gelen veya şu cümle veya şifi cümle ile açıklanan ve cümleyi Şifi cümleyi başka bir cümleye bağlayan marife isimdir. Mesela ellezi gibi, men gibi, ma gibi. İsmi mevsuller ikiye ayrılır. El ismül mevsulül has, has ismi mevsul, yani hususi ismi mevsul. İkincisi de müşterek ismi mevsul. El ismül mevsulül müşterek. Birincisi yani has ismi mevsul. Bunlar nedir? Hususi olanlar. Müdeker, müennes, müfret, tesniye ve cemi şekilleri bulunan ismi mevsuldür. Mesela müfret için, müfret müdekker için ellezi. Müdeker tesniye için ellezani, ellezeyni, Cemi müdekker için ellezine. Müfret müennes için elleti. Ve müennes tesniye için elletani, elle elleteyni, elle Cem-i için ellevati ellati ellai şeklindedir. Müşterek ismi mevsul el ismül mevsulü müşterek umumi ismi mevsul burada müzekker müennes müfred tesniye ve cemi şekilleri kalıpları bulunmayan ismi mevsuldür. Bunlar men o kimse ma o şey eyun o kimse o şey ki manasındadır. Sıla cümlesi ismi mevsulden sonra gelen cümleye sıla cümlesi denir. Sıla cümlesi fiil cümlesi sel cümlesi ve şipi cümle olarak gelir. Mesela uhibbu lazi yuallimuni. Burası sıla cümlesidir. Fiil cümlesi olarak gelmiş. Usni alelazi huve muhazzab. Burası eee huve muhezeb. yine isim cümlesi olarak gelmiş. Sıla cümleleri tercüme edilirken genellikle sonlarına en, an, dı ekleri alırlar. Raaitu'r raculellezi caen. Gelen, değil mi? Gelen adamı gördüm. الطفل يقول الذي ما çocuk yapmadığı değil mi? yapmadığı şeyi söylüyor. Eee cümle zarf veya harfi cerli isim olduğunda ki bulunan olanla tercüme edilir. Ne zaman? E, zarf ve harfi cerli isim olduğunda. Mesela ra'aytu duyura fil hadika Bahçedeki kuşları gördüm veya bahçede bulunan kuşları gördüm. İsmi mevsullerin özellikleri, has ismi mesullerin müfret ve cemileri, mebni, tesniyeleri muğrebtir. Evet şöyle e, biraz bu tarafa aldık. E, müfret ve cemileri mebni tesniyeleri muğreptir. câ ra'eytuhu. Bu müfret dolayısıyla mebnidir. Değişmiyor. câ ra'eytuhum. Bu cemidir. Mebnidir. câ ra'eytuhuma. Bu tesniyedir. mureptir. Yani burada bakın merfudur. Ref alameti eliftir. Ra'aytul lezine ca'a. Burada da yine bakın bu tesniye olduğu için burada mansuptur ve nasb alameti Y'dir. diyeceğiz. Has ismi mevsullerin tesniyesi, tesniye ismin irab alameti gibidir. Ref halini alameti elif, nas ve cer alameti Y'dir. dedik. Has ismi mevsuller iki müfred siga ile cem müzekkerde Lam tek diğer sigalarda çifttir. İmlada buna dikkat edilmelidir. Ee, yani bakın e, iki e, has ismi mevsuller ellezid. burada bakın lam tek geliyor. Elleti lam tek geliyor. Ellezine e, cemide de lam tek geliyor. Ama tesniyelerde ellezâni, elletani diye geliyor. Ve çoğulda da bakın ellevati diye iki tane lam ile geliyor. İki tane lam peki has ismi mevsuller hem akıllılar hem de gayri akıllılar için kullanılır. Necahat talibullezi içtehede sehu. Burada ellezi akıllı olan varlık yani insan için kullanıldı. Nametil hiye Burada elleti akılsız varlık için yani hayvan için kullanıldı. has ismi mevsul sıfat olur. Ne zaman? Marife isimden sonra geldiğinde. Garaetül kitabellezi garaeti okuduğun kitabı okudum şeklinde. Yukarıdaki cümlede el kitap ellezinin sıfatıdır. İkincisi isim cümlenin unsuru olur. Kalellezine keferu. Küfreden kimseler dedi. Kale ellediğine kimseler dedi. Burada e, fail oldu yani. Peki gayri akıl hayvan ve eşyaların cemisi için elleti kullanılır. Çoğul için. El eşcarul leti. Esmeret e, tüzeyinül Burada bakın el eşcarı anlatan sıfat e, elleti olarak e, geldi. Peki müşterek ismi mevsuller. Bunlar has ismi mevsullerdi. Elledi, ellediğine, elleti, elledha, e, gibi. Ellediğine gibi. Yukarıda belirtildiği gibi müzekkeri, müennesi, müfredi, tesniyesi ve cemisi bulunmayan ismi mevsuller müşterektir. Men ve ma mesela hangi şahıs için kullanıldığı ayet zamirinden anlaşıldı. Ca emen ra gördüğüm kimse geldi. Burada hu'dan bunun kimse olduğunu anlıyoruz. Ca emen ra gördüğüm kadın geldi. Burada ha'dan bunun men'in müennesi anlattığını anlıyoruz. Ca emen ra buradaki hum'den bunun çoğul anlattığını gördüğüm kimseler geldi. Onu anlıyoruz. Men ve ma mebni eyunu eyu ise müraptır. Müşterek ismi mevsuller, isim cümlenin unsur olurlar, sıfat olmazlar. Bakın sıfat olmuyor bunlar. E, ee, İs'el men ya'rifu, bilene sor. Burada e, ne oldu? Mef'ulün bih oldu. Kara Ahmet ma behu. Burada yine ma mef'ulün bih e, oldu. Birinci cümledeki men is'el fiilinin mef'ul olarak cümlenin unsurudur. Mebni olduğu için mahallen mansuptur. İkinci cümledeki ma ise qara'anın mefhulüdür. O da cümlenin unsurudur. Mebni olduğu için mahallen mansuptur. Men akıllı varlıklar için kullanılır. Yahterimut muttalibu men yuallimuhu. Öğrenci kendisine öğretene hürmet eder. Sahip men tahsun ahlakuhu. Ahlakı iyi olan kimseyle arkadaş ol. Bakın bu akıllı varlıklar için, insan için kullanılıyor. Ma gayri akıl Hayvan ve eşya için kullanılır. Allemel insane malem ya'lem. Bilmediği şeyi. Burada şey manasında aklısız varlık. Yakulü tıflü ma la yef'aluhu. Yapmadığı şeyi. Bakın. Eyü murebtir. Men ve manın yerinlerine kullanılır. Yensuru ebahü eyül evlat huve hayr. Çocukların hayırlısı babasına yardım eder. Yensuru ebahü eyül evlat. Evet huve hayır. Ee, evet babasına yardım eder. O e, eyyü el evlat. Eyyü evlat bakın burada mudaf mudaf ile olarak geldi. Yesurni eyyuhum huve naci. Ee, evet onlardan e, işte hangisi beni sevindiriyorsa o başarılıdır gibi. Eyyü'nün müennesi eyyetüdür. E'alimni e, e, eyyeten nisa qalet Hadi Bunu hangi kadının söylediğini bana söyle e, diyor. Peki, diğer isim mevsuller, harfi tarif. Müştak isimlerin, yani sıfat olanların, yani ismi fail, ismi meful, sıfat müşebbe, ismi taftilin önünde bulunduğu zaman. Mesela, cael zahib. Bu, buradaki elif lam takısı, caelledi anlamında. Giden kimse geldi gibi. Yine, raeytul müsna aleyhi. Yani ra'aytul yuthna Buradaki elif lam takısı ellezi manası isim mevsuldür. El hasenu hulukuhu mükremun. Yani burada da el hasen ellezi. Ellezi yahsunu hulukuhu mükremun şeklinde e, burada bir e, ellezi vardır diyor. Yukarıda görüldüğü gibi harfi tarif e, ismi mevsul müştak isimse şipi fiil e, olur dedi. Fiil benzeri olur. Peki idha işaret ismi olmaksızın soru ismi men ve ma'dan sonra geldiği zaman. Maza fe'alt, ne yaptın? Men zahebe ze kim gitti gibi. Yukarıdaki cümlelerdeki zâlar ismi mevsuldur, mübtedadır. Fe'alt, ve ca cümleleri ise sıladır. Ma ve men mukaddem haberdir e, diyor. Bakın burası önemli. Buradaki ma ve men öne geçmiş haberdir. Bu zâ, mübtedadır ve bunlar ise sıla cümlesidir. Zu ismi mevsul olarak yalnızca tay kabilesi kullanmıştır. Zehebe zu cae gelen gitti şeklinde zu'yu kullanmışlar. Ra'aytu zu zehebe sellemtu ala zu cae gibi. Peki sıla cümlesine geldik. Sıla cümlesi e, sılatul mevsul yani. E, ismi mevsulden sonra gelen cümleye veya şipi cümleye sıla cümlesi denir. Sıla cümlesi haber cümlesinden olur. Sıla cümlesi fiil cümlesi olur. Ca er Burası sıla cümlesidir. E, bakın fiil cümlesi olarak gelmiş. Yusna ale seyyide elleti ratun bir sena. Övgüye layık olan bayan övülür şeklinde. Burası da elletiden sonrası. Bakın sıla cümlesi. Şipi cümle. el es emamel beyt. Buradaki emame zarf olarak geldiği için şipi cümledir. Harfi cerli isimle şipi cümle. Mesela iştara ebi er radyo ellezi alel menzade. Masanın üzerindeki radyoyu babam satın aldı. Burada da bakın yine ala ile gelmiş şipi cümledir. Sıla cümlesi bazen şart cümlesi de olur. Hade huvellezi iza ade vefa. Bu söz verdiği zaman yerine getiren kimsedir. Hade bu huve odur ki ellezi odur ki iza ade vefa. Evet. İsmi mevsullerin manaları müphemse çoğu defa min harfi cerli isimle yani halle açıklanır. İsmi mevsullerin manaları çoğu defa müphemse çoğu defa minle. E şahidna ma fi hadikatil hayvanat minet duyur. <laughs> hayvanat bahçesindeki kuşları gördük, e, seyrettik. E, burada ma ismi mevsuldür. E, e, ve e, burada e, min harfi cerli isimle e, açıklanır şahit ne mafiy hadi katil hayvanat hayvanat bahçesindeki şeyleri derken burada minet duyur ne oluyor bunun e, hali oluyor yani e, açıklaması oluyor. Yukarıdaki cümlede ma e, minet duyur ma'yı açıklamaktadır. Bu tip e, cümleler e, Türkçe'ye tercüme edilirken ma'nın yerine mini atıp duyur getirilerek tercüme edilir. Ee, evet e, ma'nın yerine mini e, atıp duyur getirerek e, şahetna e, et et duyura fi hadikatil hayvanat gibi ait zamiri sıla cümlesinde ismi mevsule ait olan sıla cümlesini ismi mevsule bağlayan ve ismi mevsulle aynı sigada olan zamirdir. Ait zamiri sıla cümlesinde bariz, açık, müstetir, gizli veya hazfedilmiş olarak bulunur. Açık olanlar mesela e khamashani lqittu allazi darabtuhu dövdüğüm kedi beni tırmanadı. Burada ait bakın açık gelmiş. Bu nereye gidiyor? Elleziye gidiyor. Ee, bariz yani açık zamirdir. Yuhibbu'l insan allazihü ve muhsin. Burada da allazihü <laughs> ve bu elleziye gidiyor. Ait zamiridir. Müstetir <laughs> mudîru şerike yanzuru ile seyyâretilletî vakafet emamel beyt. Evet bunun içerisinde hiye zamiri vakafetin içerisinde bundan için hiye nereye dönüyor? Elletiye dönüyor. Hasfedilmiş. mesela ferrelli sullezi fissicin. E, hapishanedeki hırsız kaçtı. Burada aslı nedir? Huve mevcudun fissicin. Dir, mevcudun umumi man olup hasf edilince haberi fissicin. Şüphe, şipi cümle olarak haber olmuştur. Bu durumda umiyetle zamir olan müpteda da e, hasf edilir. Haber olan şipi cümle sıla olur. Ee, peki, allemel insane malem ya'lem. Burada lem ya'lem e, nedir? Kaide e, göre lem ya'lem hu olması gerekirdi. Ancak sıla cümlesinin fiili müteaddi olduğundan ait zamiri hasfedilmiştir. Bu sebeple lem ya'lem hu sıla cümlesindeki hu zamiri mahzuftur, e, diyeceğiz. Peki, ismi ve usullerin diğer özellikleri. İsim ve sünler mübteda veya inne ve benzerleri gibi nevasıhtan bir ismi olunca umumiyetle şart ifade eder. İnne men yeçtehit yence. Bakın burada men innenin ismi olarak gelmiş. Ee, burada dolayısıyla şart anlatıyor. Muhakkak ki kim çalışırsa kazanır gibi. Ee, yine ellezi yakra'u yeteallemu okuyan öğrenir şeklinde. Has ismi mevsullerin ismi tasgiri. Ellezi, ellezeya, elleti, elleteyya gibi. Halk nisanında elli, el illa bütün varlıklar için kemiyet, müfred, tesniye, ceme ve keyfiyet yani müzekker müyönese bakılmaksın, hepsi için kullanılır. Evet bu çok karşımıza çıkmıyor. Men akıllı varlıklar için kullanılır ancak üç durumda gayri akil yani hayvan ve eşya içinde kullanılır. Ee, birincisi bakın yablugul murat men yektumu sırrahu akılını yerine tutan gayrı akıl yerinde kullanıldığında. Ee, mesela yed'u min dunillahi men la Burada men esnam yerinde kullanılmıştır ki putlarsa akılsız e, varlıklardır dedim dedi. E, peki şöyle akıllı ve gayrı akıl karışık olarak kullanıldığında. Yusuf bir men menfis ve men fil menfil art göklerde bir yerde olanlar onun şanını yüceltirler. E, bu cümledeki menler akıllı ve gayri akil bütün varlıklar içine almaktadır. Akıllı ile gayri akil karışık olarak kullanıldıktan sonra akıllı ile gayri akil ayrılsalarda gayri akil için men kullanılır. Vallahu halâkü kulle dâbbetim min fe men. Bütün karışık olarak kullanılmış. Bakın onlardan kimisi karnı üzere gider, kimisi yürüyerek gider, kimisi iki ayak üzerinde gider, kimisi dört ayak üzerinde gider. Gayri akil hayvan ve eşya için kullanılır. Ma mesela. Allemen insanem ma alem yalem. Akıllıyla ile gayri akil karışık olduğunda men yerine ma kullanılır. Akıllıyla gayri akıl karışık olduğunda yusebbuhu lehu ma fis semavat ve ma fil art. Bakın men de kullanılıyor. Ma da kullanılabiliyor. Ma ve men. mebni olmalara rağmen eyyü muğrebtir. Hekir insanın yerine de kullanılır. Ne alemu eyyühüm huve şuca hangisinin cesur olduğunu biliyoruz. Ci'ni bi eyyi tecid bulduğunu bana getir gibi. Eyyünün müennes eyyetüdür demişti. Tencehu eyyetü talibat hiye müştehide. Çalışkan olan kız öğrenci başarır şeklinde. Eyyün muayyen bir isme veya zamire muzaf olarak kullanılır. Bazen muzaf ile Alimli edilir. E, alimni eyyeten nisa Burada bakın mudaf ile. Sellim ala eyyihim sellem, e, selleme aleyke. Yine e, huz eyyen turid şeklinde. Mudafın ileyhi cemi bir isim veya zamir e, olur. E, e, kafi, ukafiu eyyat tullab. Eyyat tullab e, huve nacih. Burada cemi isim gelmiş. Nuhib bu eyyuhum. Bu da çoğul olarak gelmiş. Eyyunun sılası muzaf ileyhten sonra gelen kısımdır. Ma ey, e, eyyir rical huve. Burası bakın onun sılası oluyor. Muzafun ileyh cümlede yoksa hazmedilmiş kabul edilir. Nusni ala eyyi huve muhezzeb. Burada e, nedir? Nusni ala eyyihim şeklinde e, bu him hazmedilmiştir. Eyyunun muzafun ileyhi mahsuhun veya evlat olur. Eyyunun muzafun ileyhi ile beraber sılasının müptidası da hazmedilebilir. Nusni ala eyyi muhezzeb burada aslı neydi? Nusni ale eyyihim huve muhezzem. Burada hem huve gitmiş hem him gitmiş olabiliyor. En yön zamire mudaf olup zamir olan müptedası da hasbedilirse zamme üzere mebni olur. Eytemid ala ale kerim. Burada e, eyyunun mudaf ilahi hum zamiridir. Müptedası kerimdir. kerim yönündeki kerimin önündeki hasbedilmiş huvedir. Bu durumda eyyü zamma üzere mebnidir diyor. Ala harfi cerrinin dolayı mahalle mecrurdur. Eyyü zamire muzaf olup sılasının müptedası hasıl haberi de zarf veya harfi cerrle mecrur olursa mureb olur. E, kellim fil e, gurfe. E, yine e, a'ti hada li eyyihim hüna, e, burada sılasının müptedası hasıl edilmiş. Haberi zarf veya harfi cerrle mecrur olursa mureb olur. Ee, burada bakın e, harf icerle mecrur. Ee, burada da zarf olarak gelmiş. Dolayısıyla e, bu e, eyyin ne, ne oluyor? Burada eyye olarak geliyor. Burada da eyyi olarak gelmiş. Eyy'ünün kısaca mureb olmasını şöyle özetleyebiliriz. Marifeye muzaf olup sıla cümlesinin müptezası hasfedilmezse e, yesirru eyyuhum huve naci. Burada marifeye mudaf olmuş. Yani zamire sıla cümlesinin müptezası hasfedilmemiş. Yani huve duruyor. O zaman bu mümarif e, mureb olarak geliyor. Yani e, burada merfu olmuş mesela. Muzafun ileyhi hasfedilip sıla cümlesinin müptedası hasfedilmezse yasuru eyyun huve naci. Bura huve hasfedilmemiş ama bunun e, hum damir hasfedilmiş. Yani bu dafilehi. filihi. Muzaf ile beraber müptedası hasfedilirse yasuru eyyun naci. Burada da hem bunun mudafileyi hem de huve hasbedilmiş. Umumiyetle eyyü müfret müzekker için kullanılmasına rağmen müennes olarak da kullanılır. Sellimi eyyuhum hiye ra'eytaha gördüğün kimseye selam ver şeklinde. Mureb olan eyyü ile mebni olan men ve ma birleştirilerek iki ismi mevsul daha yapılır. Eyyü men, eyyü ma gibi. İsmi mevsullerden başka harfi mevsuller de vardır. En, enne, lev, ma, key, hemzetü, tesviye gibi. Bunlar harftir. Mevsul harflerinden sonra gelen cümleye de sıla cümlesi denir. İsmi mevsulün sıla cümlesinde ait zamiri bulunmasına rağmen mevsul harflerinin sıla cümlesinde ait zamiri bulunmaz. Bunlar aynı zamanda mastar harfleridir. Ee, mesela en tesumu hayrun lek. Oruç tutmazın sizin için hayırlıdır. Alimtu tu enne sarika e, farun. Bakın burası burası mastar ifadedir. Evet tu lev zurte Dostları ziyaret etmeyi istiyorum. Bu yine ma en manasında. Acib tu mimma gayrel hak evet o gerçekleşi sözlerini yadırgadım. Inne mukimim ma akamte Burada da yine ma mastar yapıyor. Aynı zamanda sıla cümlesidir. E, Yeclusul müsafir tahte şecereti key yesteriha. Buradaki key de aynı zamanda mastar yapıyor. Sevaun ala kumte emka'atte. Ayakta durmanda oturmanda birdir şeklinde. Peki, sıla cümlesinin özellikleri yukarıda gerçi saydı ama tekrar devam ediyor sıla cümlesinin özelliklerine. Şöyle biz de devam edelim. Evet, ne dedi özelliklerini anlatırken? Burada sıla cümlesi haberi olan isim, fiil veya şipi cümle olarak gelir. Yuhibbul insan ellezihü ve muhsin. Evet, iyilik eden insan sevilir. Yuhibbu değil de yuhabbu şeklinde. Bakın ellezîm e, burada e, ne olarak gelmiş? Sıfat olarak e, gelmiş. E, ve muhsin ise onun şipi cümlesidir ve isim cümlesi olarak gelmiş. E, sıla cümlesidir ve isim cümlesi olarak gelmiş. E, burada el-eheze fiil cümlesi olarak gelmiş. Burada şipi cümle olarak gelmiş. Sıla cümlesiyle isim mevsulü hasretmek caiz değildir. Ancak anlaşılacak durumda ise edilebilir. Emen şey, e, no yeştehidu ve yeksiru seva. Ev evet burada mesela men burada gelmesi gerekirken hasf edilmiş. Sıla cümlesi Türkçe'ye tercüme edilirken en, an, dağ, cek, cak, eceği, cağı gibi isimlerle çevrilir. Ra'itur racül elleti cae gelen adamı gördüm. Evet burada ise adam gelecek treni bekliyor. Ellezi ise yasırı. E, men fiddar evdeki kimse gördüm. Sıla cümlesi ismi mevsul önüne geçmez. İsmi mesul ile sıla arasında nida, yemin ve itiraziye cümlesi girebilir. Hâdar racûl huvellezî ya ehî. Bakın e, nida, yemin ve itiraziye. Burada nida girmiş. E, i̇smi mevsul ile sıla arasına. E, yine burada huvellezî <laughs> vallâhi. Burada yemin girmiş. Burada Hedahu <laughs> Allah, ara cümle girmiş. Elif, nun, yani en sıla cümlesinin başına geldiğinde inne e, okunur. lezi <laughs> inni ümeciduhu. Evet, sıla cümlesinin başına geldiğinde inne diye e, okunur. Zurtul lezi inni ümeciduhu. Bu önemli. E, peki, ait zamirlerin özellikleri. E, a, yuk, sıla cümlesini isim mevsule bağlayan ait zamiri dönüyordu. Bariz, müstetir, mahsup olarak gelir. Bakın burayı bir tekrar gibi okuyoruz. Ait zamirleri, e, bakın burada mesela gizli de gelebilir. E, açık da gelebilir e, bu, bu, düşmüş de olabilir. Burada gizli gelmiş. E, burada yine e, tüydür. E, burada e, hasfedilmiş. E, Müteaddi fiilin bihi ise hasfedilir. Mesela allemel insane malem yalem. Allemel insane malem ya'lemhu hu. E, burada hasfedilebilmiş yani. Ayet uzun bir sıla cümlesinin müptedası olursa ma ene billezi qailun leke yani ma ene billezi huve qailun ve ilen lek'es sebab burada mübteda hasfedilmiş. <laughs> Ait zamiri müştak ismi fail, ismi mef'ul, sıfat müşebbehe gibi ismin e, muzzafi ileyh olursa da'utul lezi ente da yani da'utul lezi ente da'ihi. Evet burada ismi failin nes'i olmuş, muzzafi <laughs> olmuş. O yüzden hasfedilmiş. Ait zamiri harfi cerli olursa harfi cerle beraber edilebilir. Eş, e, eşrebu ma e, teşrebune yani eşrebu ma teşrebune minhu şeklinde ikisiyle beraber hasbedilmiş. Bazı gramer kitaplarında ismi mevsullerin tesniyeleri mebnidir diye yazılmışsa da bütün şartları tesniye uygun olduğu için biz tesniye kabul ederek irap yaptık dedi. İsim mevsun irabı ra'itüllezi ca'e. Burada e, fiil fail. Peki e, bu ellezi mefulün bihtir. E, mebni ala sukun fi mahallin nasbır. Ca'e mazi fiildir, mebnidir. Ve e, fail, müstetir zamirdir. Fiil ve fail, sıladır dedik. Peki burada e, ferre, fiildir. E, El-Nissani, faildir, merfudur. Ref -e eliftir. el onun sıfatıdır, merfudur. Elif ile. Fil, fis, car ve mecrurdur. Yet'abul ummal, bu fiildir, mudari, merfudur. Bu faildir, merfudur. el e, sıfattır. Dolayısıyla bu da ref mahallindedir. Ya melune sıla cümlesidir ve fil, e, burası car ve mecrurdur dedik. İnnellezî yeştehidu nacihun. İnne tevkit harfidir. ve tevzere e, mebnidir. Ellezî is, innenin ismidir e, ve e, yani nas mahallindedir. Yeştehidu mudari fiildir, merfudur, fail içerisindeki huve zamiridir. Nacih e, innenin haberidir, merfudur. Yeçtehidu ve fiil faili sıla cümlesidir. İraptan mahalli yoktur dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde şart isimleri diyecek inşallah. Devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.